Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Her pazar olduğu gibi bugün de renkli haberlerle karşınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünilik Açılış Etkinliği kapsamında düzenlenen konsere katıldı. Kasapoğlu burada sahneye gelen gençlerin evlenme teklifi sürprizine katkıda bulundu. Gençlere nikah şahitliği için de söz verdi. Bu güzel gece, Gençlik Haftası, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı şimdiden kutlu olsun. Bakan Kasapoğlu Grip'in konseri öncesi gençlere seslendi. Afyonkarahisar'da üniversite liginin final başlangıcını yaptık. Afyonkarahisar'da daha fazla konser etkinliği gerçekleştirileceğine ilişkin müjde veren Bakan Kasapoğlu, sahneye bir genci anons ederek yanına çağırdı. Bu güzel konseri daha fazla bölmeden, Mehmet vardı burada, Mehmet'i davet edelim. Bir sürpriz var burada, evet. Genç ise kız arkadaşına ilan aşk ederken evlenme teklifinde bulundu. Sahneye gelen genç kız evlenme teklifine evet diyerek cevap verirken Bakan Kasapoğlu bu anlara şahitlik yaptı. Gençleri kutladı. Burada hayatımın aşkına itirafta bulunacağım. Onu kendimden, her şeyden çok seviyorum. Onu buraya alabilir miyim? Evet, bir güzel ayın güzel seyirci desteği. Daha sonra gençlere bu işi fazla uzatmayın, evlenme töreninizde şahitlik yapalım diyerek gençlere söz verdi. Güzel bir sürprize şahitlik ettik ama inşallah bu hayırlı işi bu gençlerimiz en hızlı şekilde tamamlasınlar. Biz de nikahlarında onlara şahitlik ederiz. Tamam. Tebrik ediyorum. Bakan Kasapoğlu daha sonra gençlerle fotoğraf çektirerek konser alanından ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Ayazini'de bambaşka bir akşam yaşandı değerli izleyenler. Pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç, Afyonkarahisar halkı için müziklerini seslendirdi. Alana adeta akın eden Afyonkarahisarlılar, zaferin kazanıldığı topraklarda gönüllerince eğlendi. Oğuzhan Koç söyledi, Afyonkarahisarlılar eğlencenin doruğuna ulaştı. Yüzümü güldüren sendin, geceyi güldürendin. Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi ve hala daha devam ediyor. Bunlardan biri de pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç'un Ayazini'de sahne alması oldu. İyi akşamlar Afyon! Pop müziğin sevilen ismi Oğuzhan Koç, Afyonkarahisarlılarla buluştu. Alanı dolduran binlerce vatandaş müziklere eşlik etti, gönüllerince eğlendi. Hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Oğuzhan Koç, kendine has tarzıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. İşte sırf bu yüzden, güzel günler mazide kalmış yüksek şimdi. Çocuk, genç, yaşlı, 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Koç, tarih kokan Ayazini'de birbirinden farklı müzikleriyle saatlerce hayranlarının kulaklarının pasını sildi. Güzel günler mazide kalmış, söyler misin Afyon? Aşkımızın üstü tozlanmış. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Ayazini'de yapılan yatırımlar ve hizmetlerin ardından emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti. Şundan dolayı çok mutluyum. Afyonkarahisar'da Ayazini bölgesi için 14 aylık büyük bir mücadele verdik. Çok büyük bir uğraş verdik. Gerçekten 14 aylık süre içerisinde hep beraber zaman zaman terledik, zaman zaman mutlu olduk, zaman zaman yorulduk. Ama sonunda 14 ay sonunda Ayazini'nin o muhteşem eserleri, restorasyonların %90'ın tamamlanması, insanların buraya akın etmesi, esnaflarımızın mutlu olması, köylülerimizin o yüzündeki mutlu görüntü bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla bunu da taşlandırmak istedik. Hem Zafer'in 100. yılı olması sebebiyle hem de özellikle Afyonkarahisar'ın Ayazini bölgesini tanıtması açısından bir fırsat olarak değerlendirdik. 20 bin tane gencimizin şu an konser alanında olduğunu görmek, buranın beğenildiğini görmek gerçekten bizi çok mutlu etti.
Vali Çiçek, Ayazini halkıyla da artık akraba gibi olduklarını ifade etti. Biz artık onlarla beraber bir akraba gibi olduk. Hani ben onların valisinin ötesinde, onların evlerinden birisi gibi kendimi hissediyorum. Onlar da bizi öyle görüyorlar. Biz artık onlarla birbirimizi özlüyoruz. Artık isim isim onlar, her birisini tanıyorum. Onları görmek, onlarla kucaklaşmak bizleri de mutlu ediyor. Programın başından sonuna kadar alanda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Oğuzhan Koç'tan övgüyle söz ederek çiçek takdim etti. Afyonkarahisarları coşturan bir diğer konserde ise ünlü müzik grubu Grip'in sahne aldı. İşte o renkli görüntüler. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Afyonkarahisar Belediyesi, motokros alanında Grip'in müzik grubunu Afyonkarahisarlılarla buluşturdu. Sahne performansıyla göz dolduran Grip'in grubu üyeleri izleyicilerden tam not alırken konsere gelen Afyonkarahisarlılar Grip'in müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Konserde gençler hep birazdan grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konser yaklaşık 2 saat sürdü. Ünlü Lig finalleri açılış töreni için Afyonkarahisar'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleriyle birlikte konser alanını ziyaret etti. Kısa bir hitap gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençleri coşkuyla selamladı. Buradaki coşkunuz hakikaten bizi ayrı mutlu etti. Gördük ki Afyon gençliği enerjik. Afyon gençliği coşkulu. Bundan sonra burada sizler için daha çok konser gerçekleştireceğiz. Siz yeter ki isteyin. Biz sizin evinizdeyiz gençler. Afyonkarahisar'da Bir Marş Doğuyor Akif'in Kaleminden isimli sahnelemeli oratoryo gösterimi gerçekleştirildi. Oratoryo büyük beğeni aldı, ayakta alkışlandı. Oratoryo gösterimi Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride Büyük Taarruz, Milli Mücadele ve İstiklal Marşı'nın yazılması hikayesi sergilendi. Kanların süngüsünden geçti. Hanımlar, gözlerimizin önünde evlatlarımızın kanlarıyla sulanan yurdumuzun işgalini sulayacak mıyız? Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, İstiklal Marşı'nın yazılmasına giden süreci, milli mücadelenin başlangıcını anlatan oratoryoda öğrencilerin performansı övgüyü hak etti. Evet, maalesef bizim o dönemde marşımız yoktu. Osmanlı döneminde seyrelmelerde söylenen bir marşımız ne yazık ki yoktu. Büyük beğeni alan gösterim, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. İzleyenlerin tüylerini diken diken etti. Yani işgale karşı İstanbul'da 4 ayrı miting düzenledi. Oratoryo izleyenler arasında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, okul müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle öğrenciler ve aileler vardı. Kimileri mandacılığı kabul edelim diyor. Sebebiyle şarkısızın başçıları ise buna karşı çıkıyor. Büyük bir cesaretle. Mandacılığı kabul edeceğiz. Kim biliyor? Mehmet Akif Ersoy tabii ki.
Kanal 3'te sabah programına konuk olan Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker, Pınar Akarsu telefon bağlantısı yaparken biraz sıkıldı, biraz da sıcakladı. Serinlemek içinse bakın ne yaptı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü suça ve suçluya geçit vermezken aynı zamanda yolda kalan vatandaşa da yardım ediyor. Haber müdürümüz Salih Özkılınç tarafından kayda alınan görüntüler polisin yardımseverliğini gözler önüne serdi. Suça ve suçluya göz açtırmayan Afyonkarahisar emniyet güçleri ihtiyacı olana yardım etmeyi de ihmal etmiyor. Afyon-İzmir karayolunda yolda kalan bir otomobilin imdadına görev başında olan trafik polisleri yetişti. Otomobili yol ortasından uygun bir alana kadar iten polis ekipleri görenlerin içini ısıttı. Ekiplerin sayesinde olası bir kaza engellenmiş oldu. Türkiye'yi birçok şampiyonada başarıyla temsil eden ve şampiyonluklar kazanan Afyonkarahisarlı milli sporcu Münevvere Yılmaz, Engelliler Festivali'nde oynadığı Sepetçioğlu oyununda coştu, herkesi de coşturdu. İzliyoruz. Bu gelin ne yapıyor dedirtecek bir haberimiz var sırada. Nikah öncesi damadı yerden yere çarpan judocu gelin, hafızalardan silinmeyecek bir nikah törenine imza attı. Evlenmek isteyen gençler bir daha düşünün. Böyle gelin düşman başına dedirsen kareler Denizli'de çekildi. Siyah kuşak sahibi gelin, damadı yerden yere vurdu. İşin şakası bir yana, iki gencin mutlu günlerinde meslekleri de güne damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi sporlu siyah kuşak sahibi judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu'nun nikah törenleri unutulmayacak anlara sahne oldu. İki öncesi gelinin damadı alıp yere çarpmasını artık kimse unutmayacak. Evlenmek isteyen gençlerin gelin adayının çıtayı bu denli yükseltmesine tepkisi şimdiden merak konusu oldu.
hayatımızın en önemli noktalarından biri olan judoyu hayatımızın en güzel gününde de temsil etmeye çalıştık. Böyle planlamadık aslında bayağıdır. Yani ikimiz aynı mesleği yaptığımız için başkanımız da buraya gelerek bizi çok mutlu ettiler. Zonguldak'ta uçurtma şenliği düzenlendi değerli izleyenler. Uçurtmasını alan şenliğe koştu, gökyüzü ise uçurtmalarla renklendi. İşte en renkli şenlik. Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından "Bu dünyada biz de varız, haksızlıklara çığlık geleceğe" uçurtma adı altında uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtmasını alan şenliğe koştu, gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Çocuklar doyasıya eğlendi. Yüzlerce çocuk uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak mutluluğa ortak oldu. Minik öğrenciler 1950, 1970 ve 2000'li yıllardan kalma büyük anneleri, dedeleri ve ailelerinin kıyafetleriyle iklim duyarlılığına dikkat çekti. Televizyonlarda boy gösteren mankenlere taş çıkartan minikler eski kıyafetlerinde günümüzde kullanılabileceğini gösterdi. Üç nesil önceki dede ve ninelerinin kıyafetlerini giyip defile yaptılar. İnsan nüfusunun artması, iklim değişikliği, israfın fazlalaşması minik öğrencileri harekete geçirdi. Bursa'daki bir özel okulda öğrencilerin kendilerinin tasarladığı çalışmayla büyüklerine eski kıyafetlerinde günümüzde çeşitli takı ve çalışmalarla tekrar kullanılabileceğini gösterdi. Profesyonel manken abi ve ablalarına taş çıkartırcasına kurulan podyumda yürüyen anaokulu ve ilkokulu öğrencileri, büyük annelerinden, dedelerinden ve ailelerinden kalan kıyafetleri başarıyla sergiledi. Attıkları adımlardan verdikleri pozlara kadar büyük çalışmanın meyvesini aldıkları alkışlarla toplayan minikler, ailelerine de çevre dersi vermenin mutluluğunu yaşadı. Japonya'da yaşayan Türk şef yaptığı dondurma şovuyla Tokyo'da büyük ilgi çekti. Videosu sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenen şef fenomen olma yolunda ilerliyor. Japonya'daki Türk şef fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türk yemekleri satan şef Barış Demir, sosyal medya sayesinde fenomen olma yolunda ilerliyor. Tokyo'nun tarihi ve turistik merkezi Asakusa'da Maraş dondurması şovu yapan Demir, Japonların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müşterilerinin çektiği videoyu sosyal medya uygulamasına yüklemesinin ardından milyonlarca kişi tarafından izlenen Demir,
Sonunda kendi hesabını açarak çektiği videoları Japonların beğenisine sunmaya başladı. Gamın gamın. Şimdi de hayvanların gülümseten hallerine bakacağız. Yolda yavru ayı gördüler, adeta uzaylı görmüşçesine tepki verdiler. Köylülerin ayıyla diyalogları izleyenleri gülümsetti. Bu ayıydı. La ayı. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Köylüler şaşkın ve telaşlı, ayı ise gayet rahat. Lan ne var lan? Kaç oğlum. Vallahi geliyor. Trabzon'da aç kalan ayı şehre indi. Yavru ayıyı gören köylüler hemen telefona sarıldı. O sırada ortaya güldüren diyaloglar çıktı. Aha ayı. Aha arkadaşlar, bu manyak kafayı yemiş ulan sal. Anam. Hem tembel, hem tombul, hem de sevimliler. Adeta vatandaşların maskotu olan iki köpek kendilerine has tavırlarıyla herkesin ilgisini çekiyor. Bunlar Eskişehir'in sevimli, tembel ve tombul köpekleri. Bu köpekler hareket etmeden önce iki kere düşünüyor. Yaklaşık 40'ar kilo olan tombul köpekler, Eskişehir'in iki işlek caddesini adeta mesken tutmuş durumda.
Biri fast food restoranının, diğeri ise bir börekçinin adeta devamlı müşterisi. Eşin olmuş, hadi bakalım. İki köpeğin de ortak özelliği ise insanlar tarafından sevilmesi ve şişman olması. İki köpekle yakından ilgilenen çalışanların gözlemine göre çok az hareket etmelerinin ve fazla kilo almalarının sebebi kısırlaştırma. Çok az hareket eden köpeklerden biri her gün belirli saatlerde kendi için hazırlanan yiyecek paketini ağzıyla alıp götürürken, diğeri ise caddeden karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini ve trafik ışıklarını kullanması insanlar tarafından en dikkat çekici özellikleri. Evet değerli izleyenler, şimdi sizleri öyle bir yere götüreceğiz ki yüzünüzde tebessüme sebep olacak. Bu okulda çocuklara hem enstrüman çalmasını öğretiyorlar hem de hayvan sevgisini aşılıyorlar. Ve en önemlisi buradan kazanılan gelir sokak hayvanlarına gidiyor. Bu okulda kediyle müzik iç içe çocuklara hem piyano öğretiliyor hem de hayvan sevgisi aşılanıyor. Böyle bir proje nereden aklınıza geldi? Nasıl bir adım attınız? Fazlasıyla kedim vardı. Çocukların da kediyi sevdiklerini biliyorum. Çocukların kedileri sevdiklerini biliyorum. Öyle olunca ikisini birleştirmeye karar verdim. Bu şekilde bir yola çıkmaya karar verdim diyebiliriz. Burada kaç tane kedi var? Şu anda toplamda evdekilerle birlikte 18 kedimiz mevcut. Takması zor olmuyor mu bu kadar kediye? Tabii ki zorlukları var ama sevince hepsi geçiyor bir şekilde. Peki kursa gelen öğrencilerinize kedi sevgisini de aşılıyor musunuz? Yani nasıl teşvik ediyorsunuz onları? Onlar zaten kedileri görüp de geliyorlar. Kedileri çok sevdikleri için onlarla birlikte burada ders işleniyor. Minikler burada yaptığı çalışmalarla resim yeteneğini de geliştiriyor. Herkes kalemleri alıp burada kendiliğinden bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bizim için resim yapanlar oldu, kediler için resim yapanlar oldu. Buna benzer şeyler mevcut. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapıyorsunuz? Buradan kazandıklarımızla, ders ücretlerimizle olsun, enstrümanlarımızla olsun sokak hayvanlarını da besliyoruz. Onlara dışarıda mama kaplarımız var, onları koyuyoruz. Ya da şehir dışlarında işte otobanlarda olan sokak hayvanlarını da besliyoruz aynı şekilde. Merhaba Nisa, biz seni dinledik az önce. Çok güzel piyano çalıyorsun. Seviyor musun piyano çalmayı? Evet. Peki hangi parçaları çalıyorsun? Can Can, Meri'nin kızısına. Mesela Karamel Sepetini, onu eskiden de çalıyordum. Onu zaten çok seviyorum. Kara Basmayı da çok seviyorum. Onları çalıyorum. Peki evde çalışıyor musun ekstra olarak? Evet. Peki burada kediler de var. Sen kedileri seviyor musun? Buraya geldiğin zaman mutlu oluyor musun kedileri görünce? Evet, çok mutlu oluyorum. Ve kedileri çok seviyorum. Evet, ben de bunu istiyorum ya. Adıyaman'da ormanlık alanda karşılaştığı iki boz ayıyı görünce "lan nereye?" diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşın ayılara söylediği söz izleyenleri gülümsetti. Lan nereye? Adıyaman'da bir vatandaş, iki boz ayının kendisine doğru geldiğini fark ederek cep telefonu kamerasını açtı ve bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan ayılarla göz göze geldi. Vatandaşın "lan nereye?" diyerek ayılara seslenmesi üzerine ayılar hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Lan nereye? Van'da düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan Mia isimli kedinin birbirinden güzel yavruları dünyaya geldi. O renkli görüntüleri izliyoruz. Güzellik yarışmasının birincisi Mia'nın kendisi gibi sevimli yavruları oldu. Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor.
2022 yılında ilk parti doğumlar son bulurken toplamda 120 civarında yavru dünyaya geldi. Dünyaya gelen yavru kediler arasında en çok dikkat çekense güzellik yarışmasında yılın birincisi seçilen Mia isimli kedinin yavruları oldu. Bir tarafta okey oynayanlar, diğer tarafta ise doğum yapan bir kedi. İşte o ilginç görüntüler. Abi görüyorsunuz adamlar okey oynuyor, burada kedi doğuruyor. Doğurdu bile. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kıraathanede okey oynayanların yanındaki sandalyede bir kedi doğum yaptı. Şirin ismini verdikleri sevimli kedinin kıraathane içinde gerçekleştirdiği sürpriz doğum, gören herkesin yüzünü güldürdü. Kıraathanenin kalabalık olduğu saatlerde bir kutunun içinde 5 yavru kedi dünyaya getiren anne kediye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Abi görüyorsunuz adamlar okey oynuyor, burada kedi doğuruyor. Doğurdu bile. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çanakkale'de genç erkekler ve kızlar Aşıklar Sokağı'nda bir araya gelerek aşkı aradılar. Bu sokakta herkes kısmetini arıyor. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu. Sokak gençlerle dolup taştı. Çanakkale'de genç erkek ve kızlar köy içinde bulunan Aşıklar Sokağı'nda volta atarak nasiplerini aradılar. Bilecik'te rölyef kursuna katılan kadınlar kağıtları sanata dönüştürürken ortaya çıkan 3 boyutlu tablolar adeta göz kamaştırıyor. Kadın elinden sanata dönüşen 3 boyutlu tablolar görenleri mest ediyor. Bilecik'te koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Sanat Akademisi Rölyef Kursu tekrar eğitime başladı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden Rölyef Kursu'nda eğitim gören kursiyerler kağıtlardan eserler üretiyor. Ürünler, rölyef ve kabartma kağıtların şekillendirilip kabartılarak 3 boyutlu hale getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Kursiyer hanımefendilerin istekleri doğrultusunda poster seçimleri yapılıyor. Poster seçimlerinin özelliklerine göre, perspektif derinliğe göre kesimler yapıldıktan sonra tabloların üst detay çalışmaları itinayla, ayrıntıyla kesilip silikon şeffaf tutkallarla boyutlar verilerek formları verip tablolar tamamlıyoruz. Evet değerli izleyenler, şimdi ve sıradaki birkaç haberimizde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden manzaraları getireceğiz ekranlarınıza. Osmaniye'de baharla birlikte çiçek açan gelincikler buğday tarlasını kırmızıya bürüdü. Ortaya ise masalsı görüntüler çıktı. Buğday tarlası adeta kırmızıya büründü. Ortaya çıkan görüntüler görenleri mest etti. Osmaniye'de çiçek açan gelincikler buğday tarlasını adeta kırmızı renge boyadı. Yeşil ile kırmızının oluşturduğu renk cümbüşü masalsı görüntüler oluştururken gelincikler buğday tarlasını süsledi. Havadan görüntülenen eşsiz manzara doyumsuz görsel şölen sundu. Erzurum'da sisli dağların yeşille bütünleşmesiyle ortaya çıkan görüntüler izleyenleri büyülüyor. Bu
Bu dağlarda yeşilin her tonunu görmek mümkün. Erzurum'da sisli dağların yeşille bütünleştiği doğa güzellik, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu muhteşem manzara herkesi mest ediyor. Doğa fotoğrafçılarının kadrajına yansıyan görüntüler ise izleyenleri adeta büyülüyor. Tüm mevsimlerin aynı renklerle portresini çizen Güzel Atlar Diyarı Kapadokya, her zaman ayrı bir güzellikle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Her mevsim ayrı güzel. Güzel Atlar Diyarı Kapadokya, 4 mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Peri bacaları ve ilginç kaya yapıları, yeraltı ve yerüstü oluşumları, tarihi ve doğasının yanı sıra balon, ATV, at ve yürüyüş turlarının yapıldığı Kapadokya, kışın beyaz bir örtünün altına giren vadileri ve beyaz bir gelinlik giyen peri bacaları, bahar aylarında ise yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısında artış gözlenen Kapadokya bölgesi, ilkbaharın gelmesiyle yeşile büründü. Ziyaretçilerini mest eden Kapadokya havadan görüntülendi. Kapadokya'da en güzel mevsimi yaşıyoruz şu anda. Bahar, her yer yeşil. Balonlarımız havalandı. Kapadokya tarihiyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fakat bu kadar yeşil olmasını beklemiyordum. Bence gezilmek için güzel bir yer. Dünyanın en büyük kanyonlar arasında yer alan, yanı başındaki macera parkuruyla da adrenalin tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatan Ulubey Kanyonu, doğa tutkunlarına ve sakinliği sevenlere ayrı bir turizm seçeneği sunuyor. ...77 kilometrelik Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Bu kanyon her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Görüntüler Uşak'tan. Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan 77 kilometre ile dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Ulubey, yer yer 170 metre derinliğe ve 550 metre de genişliğe ulaşıyor. Zemininden 9 sele ve Banaz çaylarının geçtiği kanyon, turuncuya çalan kaya yapısı ve yeşilin tonlarının hissedildiği bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Kanyonun hinterlandında bulunan Blandos Antik Kenti'nin uzantısı konumundaki 1800 yıllık kaya mezarlarının yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kalıntılarsa tarih meraklılarına hitap ediyor. Kanyona gelen ziyaretçiler 2015 yılında inşa edilen yerden yaklaşık 125 metre yükseklikteki cam terastan kanyonu izliyor. Doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların rotaları arasına giren kanyon, macera parkuruyla da adrenalin tutkunlarını kendisine çekiyor. Yerden 20 metre yüksekliğindeki kuleler üzerine kurulu 220 metre uzunluğundaki gidiş ve gelişli zipline parkurunun yanı sıra 13 metre yüksekliğindeki dev salıncak ve 5000 metrekare üzerine kurulan atlama kulesi ve tırmanma duvarı ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor. Yüzünüzü güldürmek amacıyla derlediğimiz renkli haberlerin sonuna geldik değerli izleyenler. Yeni haftada tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar.